Herkese merhabalar. Ben avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün bir son dakika haberi paylaşmak için karşınızdayız. Ve bugün itibariyle Türkiye'deki ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'deki konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldıklarını açıkladılar. Ve bu açıklamanın gerekçesinde de Türkiye'de terör saldırı ihtimalleri ve kaçırılma ihtimaline karşı kişilerin bu noktada bir karar aldıklarını açıkladılar. Ve Türkiye'de bulunan Ankara'daki Büyükelçilik, İstanbul, İzmir ve Adana'daki misyonlarda da konsolosluk hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını ve dolayısıyla vize görüşmelerinin de bu süreç içinde yapılamayacağını açıkladılar. Bu açıklamayı yaparken de Büyükelçilik aynı anda Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Herhangi bir saldırı ya da kaçırılma durumuyla karşı karşıya kalınmaması için. Bize bu konuda takipçilerimizden gelen sorular oldu. Bir tanesi kişiler işte Amerika'ya turist vizesiyle bu durumdan dolayı mevcut vizeleriyle gelip gelemeyeceklerini soruyor durumdalar. Eğer sizin zaten var olan turist vizeniz varsa Amerika'ya seyahat etmenizde herhangi bir sakınca yok. Tabii ki bu noktada her zaman tavsiyemiz havayolları ile irtibatta olup son dakikaya kadar herhangi bir değişiklik olup olmadığı noktasında emin olmanızı tavsiye ediyoruz. Tabii diğer bir soru da takipçilerimizden gelen, konsolosluk tekrar ne zaman vize görüşmelerini açacaktır diye gelen diğer soruya da cevabımız, tabii biliyorsunuz şu an itibariyle ikinci bir duyuruyu beklemek gerekecek ve o ikinci duyuruya kadar konsolosluk çalışmalarını bu noktada askıda tutacak deyip sizinle bu son dakika gelişmeyi paylaşmak için karşınızda bulunduk. Umarım hepiniz için faydalı ve verimli olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler.